Bismillah. Velhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. El evvelu Allah. El ahiru Allah. Ez zahiru Allah. El batinu Allah. Evveli, ahiri, zahiri, batını selamlarız alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı onun al ve ashabını selamlarız. Her birisi insaniyet semasının en mualla yıldızları ve her birisi insaniyet mektebinin en mübarek öğretmenleri Resul ve Nebi Efendilerimizi onların al ve ashablarını selamlarız. Rabbimiz, işimizden doğruyu kolay kıldınız. Rabbimiz, katınızdan destekçilerle bizleri destekleyiniz. Rabbimiz, kalbimizi ve ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kılınız. Bizleri Müslümanlardan olarak yaşatınız, Müslümanlardan olarak öldürünüz ve salihlerin zümresine dahil ediniz. Amin. 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 Ya mu'in. Vira bismillah. Kudret. Kudret vira. İnşallah. Aziz dostlar. Kıymetli kardeşler. Onun şehirlerinde, Medine-i Münevvere'de, Ravza'nın civarında dolaşmaya devam ediyoruz. Onun şehirlerinde, Ecmelün nas, ecvedün nas, ahsenün nas, ekmelün nas olan Hazreti Resulü Kibriya Efendimiz'i ve Rablerinden kendileri hakkında rızasını beyan etmiş olduğu sahabe-i kiram efendilerimizi takibe devam ediyoruz. Onun şehirlerinde insanlığın her ruhu bunaldığında, her aklı karıştığında müracaat edeceği yegane eczahanelerden birisi olan Medine Eczahanesine, Devahanesine müracaata devam ediyoruz. Kıymetli kardeşler, aziz dostlar, bugün Türkiye'miz için pek mühim bir hadise cereyan etti. Niyazımız ve kastımız şudur ki, sonuçlar ne olursa olsun bu memleketin çocuklarının birbirine karşı muhabbetinde bu memleketin çocuklarının birbirine karşı uhuvvetinde bir eksiklik olmasın. Yol ne kadar zebun olursa olsun. Vadiler ne kadar dik ve sarp olursa olsun. Ne kadar çok tehlike olursa olsun. Eğer sizin yedeğinizde heybenizin içindeki azığınız muhabbet ise o vadiler dümdüz yollar olur o sarp geçitler sizin için kollarını açmış sizi bekleyen asumanlar olur. Gülistanlar olur. Eğer muhabbeti seçecek olursak, eğer uhuvveti seçecek olursak, seçim bir kıymet, bir ehemmiyet arz eder. Yok ise bir seçimden bir seçime, bir seçimden diğer seçime tükeni verir hiç hissetmeden ömrümüz ve ölümümüz ölümümüz olur. Seçim ve sonucu ne olursa olsun muhabbet kaim olsun muhabbet baki olsun. Biz her zamankinden çok birbirimize muhabbet ile bakıp muhabbet ile yaklaşmak durumundayız. Aziz kardeşler, kıymetli dostlar. Turfanda bir meyve çıktığı zaman Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz o mevsimin ilk meyvesini ilk olarak çocuklara ikram edermiş. Kıymetli, aziz, değerli yanında ne var ise ilk önce onu çocuklara takdim edermiş. Bizler de sezonun son programında onun şehirlerinin son programını bir misk ile tamlandıralım istiyoruz. Bizler de Medine'de Sahabe-i Kiram Efendimizin çocuklarını, Hazreti Resul-i Ekrem Efendimizin ders halkasında bulunan sahabenin çocuklarını konuşalım istiyoruz. O eğitimi, o eğitimin bugün yaşamış olduğumuz problemlere tezahürlerini konuşalım istiyoruz. Rabbimiz işimizden doğruyu kolay kılsın. Niyetimizin üzerinde bir hayrı bizim için nasip eylesin ömrümüzü hayır bereketlendirsin inşallah. Kıymetli kardeşler, aziz dostlar, çok gergin bir süreçten geçti ülkemiz. Seçimler ha geldi, ha gelecek, ha geldi, ha gelecek. Artık bugün bir yerde oylar sayılıyor, tasnifler yapılıyor, sonuçlar ortaya konuldu. Tartışmalı, münazalı yerler var, olacak her seçimde olduğu gibi. Zannediyorum siz de muhabbetin garip gelmesi için dua ediyorsunuz. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Kimle başlayalım? Benimle Mehmet Ali Bey kardeşimle başlayalım. Bugün ikisi de elhamdülillah böyle. <laughs> Pek şık. Allah razı olsun inşallah. Rabbimiz Cemil esmasını üzerinizde her zaman <laughs> tahakkuk ettirsin inşallah. Buyur bakalım abiciğim. Hocam geçen hafta e, ee, Çocuklarla ilgili meseleleri konuştuk. Çocukların önemini, bizim neslimizin devamı olduğunu ve çocuklarımızın bugünkü modernizmin tehlikelerinden nasıl etkilendiğini konuştuk. Ben biraz da Peygamber Efendimiz'in zamanına dönmek istiyorum. Peygamber Efendimiz'in zamanında İmam İmamı Ali radıyallahu anh diyor ki çocuklarınızı kendi zamanınızın adetlerine göre yetiştirmekte ısrarcı olmayın. Çünkü onlar başka zamanlar için yaratılmıştır. Ve e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ali'ye tekrar diyor ki, çocuğun baba üzerinde hakkı üçtür. Bir, güzel isim koyması. iki yiğitmesi, iyi ye ahlak vermesi. Üç, ona doğru bir iş bulması. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri yetiştirme ahlakına baktığımızda, Sahabeleri öyle bir yetiştirmiştir, yetiştirmiştir. Öyle bir ahlakla yetiştirmiştir ki onlar eee ta Çin'e kadar gittiklerinde bile İslam İslam'ı oraya doğru bir şekilde yaymışlardır. İslam İslam hala orada konuşulmaktadır. Ben bu konuyla alakalı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri o zamanda nasıl yetiştirmiştir? Hangi hususlara dikkat etmiştir? Allah razı olsun. Yani cevap sorunun içinde aslında ama bize birazcık böyle derkenar açmak düşüyor. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. Şöyle yapalım isterseniz, yine madde madde gidelim. Tamam. Çocuk eğitiminde anne ve babanın, ebeveynin dikkat etmesi gereken hususlar. Bunlardan birincisi İslam eğitim sistematiği içinde baktığımız zaman birincisi evlada mesuliyet şuuru kazandırmak. Ben bakıyorum, İyi anne olmanın ölçüsü evin bütün işlerini yapmak gibi algılanıyor. İyi baba olmanın ölçüsü tabiri caizse bir çocuğun istemiş olduğu her şeyi yerine getirmek olarak algılanıyor. Bir iyi baba modeline baktığınız zaman ailesinin kendisinden bütün taleplerine cevap veren babaymış gibi algılanıyor. Oysa bizden istenilen en temel şeylerden birisi nedir? Bizim sürümüz olan, sürüyü mecazi anlamda kullanıyorum. Yani kendilerinden imtihana çekileceğimiz eşimiz, çocuklarımız, akrabayı taallukatımız, komşularımız, arkadaşlarımız, sosyal münasebet ve mübaşeret gereği bir arada olmuş olduğumuz herkes bunlara karşı yaklaşıyorken bir ahlak, ciddiyet ve liyakat dairesinde yaklaşmamız. Bu da ancak mesuliyet ile olur. Yani çocuğun uyması gereken bir hukuk var. Annesine ve babasına karşı. Çocuğun uymasına gereken gereken bir hukuk var. Kendisine karşı. Rabbisine karşı. İçinde bulunmuş olduğu topluma karşı bir hukuk var. Bir özgürlük belası, bir cinnet kemendi olarak getirilmiş, insanların boynuna vermiş. Aman çocuğunuza şunu yap demeyin. Aman bunu yapma demeyin. Yap derseniz çok sinirli olabilir, Yapma derseniz çok agresif olabilir. Aman çocuklarınızdan bir şeyler istiyorken dikkat ediniz. Aman pedagoglara gidiniz. Aman psikologlara gidiniz filan. Bize bu bakış açısının getirmiş olduğu en büyük kazık ne oldu biliyor musunuz? Ebeveynleri, o büyük ebeveynleri, babaanneleri ve büyük babaları bizim sosyal hayatımızın dışına iti vermek oldu. Bakınız masallarla yetişen nesiller bizleri yetiştirdi. Sizin babanızın harama duyarlılığını biliyorsunuz. Benim rahmetlik babacığım evden işten eve her geldiğinde önce üzerindeki bütün eşyaları çıkartır, silker. Aman iş yerinden üzerine bir şey bulaşmış olmasın diye sonra evden içeriye girerdi. Bizi yetiştirenler içinde helal ve haramın ne olduğunu gösteren masallarla bizi yetiştirdiler. Ama bugün öyle bir noktaya geldik ki çocuklar tamamen çizgi filmler ile beraber sanal bir takım imgelerle beraber yetiştiriliyor. Ve anne ve baba işin içinden çıkıvermiş. anne ve büyük baba işin içinden çıkıvermiş. Böyle bir durumda çocuğun mesul, 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 mesuliyet şuuru, mes, sorumluluk birinci oluşturabilmesi noktasında bakıyorsunuz ona etki edebilecek bütün sosyal münasebetler ortadan kalkıvermiş. Oysa Hazreti Hasan'ın örneğinde, Hazreti Hüseyin örneğinde biz görüyoruz ki Hazreti Ali Kerramallahu Veş'e kadar önemli olan bir motif var. Hazreti Resul Ekrem Efendimiz. Allah Resulü Efendimiz vefat edene kadar Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz Allah Resulü Efendimiz'e babacığım diye hitap ediyorlar. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'e bu keyfiyetle hitap etmeye başlıyorlar. Ve Hazreti Hasan Efendimiz'in çocukluk dönemine ait hatıralarında biz bakıyoruz ki dede imajı çok önemli. Bugün dede bakkaldan çocuğa çikolata alan, şeker alan birisi mesabesine indirilmiş. Çocuğun karnı aldığı zaman gidip karnesini gösterip parçalık alacağı, bayramda elini öpüp parçalık alacağı tamamen sosyal bir figür haline indirgenmiş. Böyle bir yapıda çocuğa mesuliyet şuurunu kim aşırıyacak Allah aşkınıza? O gün bir arkadaşım geldi dedi ki hocam tanımış olduğunuz bir ana okula eğitim yapan yer var mı? Okul öncesi eğitimi yapan bir yer var mı? Dedim işte filanca filanca arkadaşlarımız var. Onlardan bu konuda destek alınabilir. Sonra sorma ihtiyacı hissettim. Çocuğunuz dedim kaç yaşında? Hocam 28 aylık dedi. 28 ay. Dikkat ediniz. 2 yıl 4 ay eder. 28 aylık bir yavru. Bakıyorsunuz o 28 aylık yavruyu siz anaokuluna koyduğunuz zaman onun mesuliyet şuuru noktasında, hayata bakış noktasındaki onun donatısını, teşhisatını kim sağlayacak? İşte bakın Hz. Resul Ekrem Efendimizin ve sahabe-i kiram efendilerimizin yetiştirmiş olduğu nesillere. 25 yaşındaydı Hz. Muaz bin Cebel Yemen'e vali olarak gittiğinde. Attab bin Esid Aden'e vali olarak gittiğinde 21 yaşındaydı. Hazreti Ali Efendimiz Zebidevari olarak gittiği zaman 23 yaşındaydı. Hazreti Usame bin Zeyd radıyallahu anh Efendimiz İslam ordusunun başına kumandan olarak geçtiğinde 18-19 yaşındaydı. Ama bu neyle beraber mümkün? Sizin zeminden başlayarak vermiş olduğunuz mesuliyet ile beraber mümkün. Ve bu mesuliyet yalnızca aşağıdan yukarıya doğru giden bir mesuliyet değil. Bakıyorsunuz Hazreti Usame bin Zeyd radıyallahu anh'ın ordusunun içinde asker olarak, mücahidin olarak bulunanların arasında sahabe-i kiram efendilerimizin aşere-i olan isimlerini görüyorsunuz. Allah Resulü Efendimiz'e dostluklarıyla maruf olan, Allah Resulü Efendimiz'in dar halkasında olan sahabe efendilerimizi görüyorsunuz. Ne Hazreti Usame bu görevi yatsıyor, garipsiyor, ne de Hazreti Usame'nin yanında bulunan diğer sahabe efendilerimiz, ey Allah'ın Resulü 18 yaşındaki bir çocuk, aman Allah'ım, ey Allah'ın Resulü biz şimdi ben Haritken, ben Ebu Bekirken radıyallahu anh, ben Hazreti Ömerken radıyallahu anh, yani ben şimdi 18 yaşında. bir gencin himayesi altına mı gireceğim? Onun yedi muhtarı altına mı gireceğim diyebilirdi ama yok. Demek ki sahabe arasında bu son derece doğal karşılanan fıtri bir şey. Bir, mesuliyet eğitimi. Ufacık yaştan itibaren çocuğunuza durması gereken yeri, yerine getirmesi gereken mesuliyetleri istişare yoluyla beraber bildirmek zorundasınız. Onu bilmedikten sonra Allah muhafaza buyursun, sizin evladınız bir müddet sonra hayatın karşısında korkak, pısırık birisi olarak karşınıza çıkar, durması gereken yeri bilmeyen, sorumlulukların itirakinde olmayan birisi. İki, birincisi mesuliyet ve şuur eğitimi. İkincisi, duyguların eğitimi. Ben bazen böyle diyorum ki Rabbi Rahim nasip etsin de Allah Resulü Efendimiz'in böyle terkisini almış olduğu sahabe-i kiram efendilerimizle ilgili bir kitap yazayım. Bakıyorsunuz Abdullah İbni Abbas Efendimiz, Abdullah İbni Ömer Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu, Hazreti Cüleybib Efendimiz bakıyorsunuz bunlar Allah Resulü Efendimiz'in yol arkadaşları. Resul-i Ekrem Efendimiz bir eksiklik gördüğü zaman onlarda, onlarda bir noksanlık gördüğü zaman onları yanına alıyor, onlarla bir seyahate çıkıyor bazen ikili bir yürüyüş şeklinde bu cereyan ediyor. Bazen Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz onu kendi atının terkisini almak suretiyle yapıyor. Ama bakıyorsunuz bir gencin ve bir çocuğun hatasına karşı Resul-i Ekrem Efendimiz'de bir feveran yok. Ne var? Allah Resulü Efendimiz son derece hikmetli bir şekilde o yavrunun içine düşmüş olduğu durum neyse ondan çıkış yollarını, tolerans yollarını ona gösteriveriyor. Bu manada hata bizim için. Hastalık bizim için. Allah Resulü Efendimiz bu manadaki duyguları biiznillahi rahman tedavi ediyor, terapi ediyor. İşte Hazreti Cüleybib, Allah kendisinden razı olsun. Resulü Ekrem Efendimiz onun için ne diyor? Cüleybib minni, Cüleybib bendendir, Cüleybib benim ehli beytimdendir. Düşünün ki gencecik bir çocuk, 17-18 yaşındaki bir delikanlı gidiyor Allah'ın Resulüne diyor ki artık ben dayanamıyorum, müsaade ediniz. Ben gayri meşru yollardan nefsimin taleplerini yerine getireyim. E şimdi bunu orada duyan sahabe-i kiram efendilerimiz ne yapıyorlar? Fevran. Fevran ne diyorlar? Hazreti Ömer ey delikanlı senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu diyor. Hazreti Resulü Ekrem Efendimiz oturtuyor Hazreti Cüleybi bir yanına. Sonra diyor ki ya senin annen olsaydı? Ya senin kız kardeşin olsaydı? Ya senin halan teyzen olsaydı? tek tek etap 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 Hazreti Cüreybi bin kalbinde ve aklında günaha karşı temayülü kapatı veriyor, örtü veriyor. Sonra burada kalmıyor. Yalnızca onu ikna etmekte kalmıyor. Sonra diyor ki git filancıya selam söyle de ki ben Allah Resulü gönderdi. Ve senin kızına benim adıma tarif. Evleni veriyor tam düğün yapılacak. Düğün öncesinde Medine'de bir nida deniliyor ki İslam ordusu filanca yere sefer düzenleyecek, seriye düzenleyecek. Hazreti Cüleybip geliyor, o seriyenin içine katılıyor. Sonra İslam ordusu gidiveriyor. Tam onlar yoldan dönüyorlarken veya sefer yerindeyken Allah Resulü Efendimiz gidiveriyor. Ya diyor ki nasıl bir zayiatımız var mı? Müslümanların arasında. Seriye kumandanı diyor ki ey Allah'ın Resulü Allah'a hamd senalar olsun. Bir zayiatımız yoktur. Fakat Allah Resulü Efendimiz gözleriyle beraber tarasut ediyor. Ba tarıyor. Bir müddet sonra orada bir hayvan cesetinin altında kalan e, bir kabartı görüyor ve gidiyor ya Allah Resulü Efendimiz o hayvanın leşini kenara çektiği zaman bakıyor ki Hazreti Cüleybip o hayvanın altında kalıvermiş. Sonra Hazreti Cüreybib'in başını kendi dizlerinin üzerine koyuyor ve ağlamaya başlıyor. Resulullah'ın mübarek gözlerinden dökülen inci taneleri Hazreti Cüreybib'in yüzüne dokunuyor, dökülüyor. Cüreybib bendendir. Cüreybib benim ehli beytimdendir. E şimdi bakıyorsunuz bir peygamber düşününüz ki tamamen orada zorlayarak değil. Böyle katı kurallar koyarak değil o duyguları eğitim etmek noktasında, o duyguları yönetmek noktasında sahabeyi yetiştiriyor. Yine itidal noktasında. Coşmuş sahabe efendimiz. Aşkın, muhabbetin, iştiyakin, şefkin merkezinde. Medine zaten aşkın şehri. Medine'ye giden kardeşlerimiz bilirler onu. Mekke evet çok güzel ama Medine'ye gittiğiniz zaman böyle bir ruh, farklı bir ruhun farklı bir havanın içine siz girerirsiniz. İnsanı burasından bir titreşim alıverir. verir. Ve siz onu çözemezsiniz, tahlil edemezsiniz. Onun matematiksel bir formülü yoktur. Şimdi böyle bir ortamda Hazreti Abdullah İbni Ömer coşu vermiş. Böyle bir ortamda Hazreti Abdullah İbn Amr bin As coşu vermiş. Böyle bir ortamda bakıyorsunuz. Hazreti Osman bin Mazun coşu vermiş. Birisi demiş ki ben hanımla hiç beraber olmayacağım. Birisi demiş ki ben hiç durmadan oruç tutacağım. Birisi demiş ki ben geceleri hiç uyumayacağım. Resulullah onlara sağduyulu yakmıyor. Oturun. Ben Allah'ın peygamberiyim değil mi? Evet. Peki sizin aranızda benim kadar çok ibadet eden var mı? Yok. Benim kadar çok oruçtan var mı? Yok. Peki benim kadar çok namaz? Yok. Ama unutmayın. Bedenimin benim üzerimde hakkı var. Hanımımın benim üzerimde hakkı var. Tek 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 o duyguları ne yapıyor? Yakmıyor, köreltmiyor. Ne yapıyor? o duyguları hayra sevk ediyor. Elbette ki bir genç isteyecek bunu. Çünkü o bitimsiz bir kuvvet sahibi olduğunu zanneder. O der ki, şu şu dağların her birisini yol eder, geçer gider. Siz onun o içindeki enerjiye ne yapacaksınız? Saygı göstereceksiniz. O enerjiyi söndürmeden önünde böyle hayırlı yollar açacaksınız. Üçüncüsü, ihtidal. Dördüncüsü, Resulullah Ekrem Efendimiz bakıyorsunuz, Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mabet konfigürasyonu olmaz. Allah Resulü Efendimiz Mescid-i Nebevi'yi bir spor salonuna çevirmiş. Bakıyorsunuz sahabe-i kiram efendilerimiz Mescid-i Nebevi'nin içinde güreş yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Dışarıdan gelenler Mescid-i Nebevi'nin avlusunda ok atıyorlar mı? Atıyorlar. Birbirlerine kılıç vuruyorlar mı? Vuruyorlar. Mızrak gösterisi yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bakıyorsunuz Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz gençliğin bedenen maksimum seviyede yetişebilmesi için bizatihi kendisi Medine'de bir seferberlik başlatmış. Hatırlarsınız o Mısır'dan gelen doktoru. Adamcağız duruyor, duruyor, duruyor. Bir müddet sonra diyor ki benim burada yapacağım bir şey yok. Niye? Çünkü kimse hasta olmuyor. Kimse hasta olmuyor. Şimdi ben bakıyorum güzel Türkiye'mizde, Fatihlerin, Azizlerin ülkesi olan Türkiye'mizde bakıyorum gençler ellerinde akıllı telefonlar, ne kadar akıllı olduğu tartışmalı, bilgisayar başında, televizyon başında, günlük 5 saat 9 dakika televizyon seyretme oranı. Sonra hımbıl, mikroplara karşı dayanıksız, tuhaf, devamlı depresyon halinde tipler. Ben kardeşlerime hep söylüyorum, sabah namazından sonra yarım saat 45 dakika boyunca Spor yapmaya gayret sarf ediniz. Günlük stresinizin en az yüzde on beş, yüzde civarında azaldığını siz göreceksiniz. Resulullah'ın yapmış olduğu beşinci eğitimle doğruluk ve adalet noktasında. Sahabe-i kiram efendilerimiz öyle bir noktada yetişmiş ki ama Mehmet Ali benim arkadaşım. E o halde ben Mehmet Ali'nin tarafını tutmalıyım. Ama Hamza benim düşmanım. O halde Hamza ne derse desin onun karşısında olmalıyım. Bakın bir seçimin hemen ahirinde bulunuyoruz. Neler konuşuldu? Neler söylenildi? Bir sadakat testine tabi tutulmuş olsa bir sadakat testiyle beraber baksanız adına siyaset denilen bu şeye emin olunuz ki yarın insanların büyük bir çoğunluğu vaat saatinde, sadetinde söylemiş olduğu şeylerden ötürü pişman olacaklar. Bakın İstanbul'da 16. yüzyılda yazılan bir seyahatname diyor ki siz Osmanlı İstanbul'da alışveriş yapıyorsanız bir Yahudi'ye Size söylemiş olduğu fiyatın üçte birini teklif ediniz. Bir Ermeniye söylemiş olduğu fiyatın yarısını teklif ediniz. Ama siz asla bir Müslümanla pazarlık yapmayınız. Niye? Çünkü onlar size şunu söylerler. Ya sen bizim sözümüze güvenmiyor musun? Biz sana yalan mı söyledik? Şimdi bakıyorsunuz Medine örneğinden neşet bulan o frizdir İstanbul'da kendisini gösteren. Beşincisi, her nebahasını olursa olsun sadakat, her nebahasını olursa olsun adalet. Ve altıncı hususiyet, ilim. Bu Türkiye'deki mevcut doktor olmak için okunan şey değil. Mühendis olmak için okunan şey değil. İlim başka bir şey. İlim, hal ilmi ve yakin ilmi. Siz çocuklarınızı bu ikisiyle mücehhez kılmak zorundasınız. Yoksa doktor olmak kolay. Mühendis olmak kolay. Ne olacak? A, B, C, D. Seç peşinden birisini. Bizim kardeşlerden birisi diyor ya. Üç sallat bir selavat. Hı hı. Yani kur formülü hemen geç git. Altı hususiyet. Mesuliyet şuuru. itidal eğitimi. Bakıyorsunuz. Bedeni muhafaza etmesi gerekiyor. Ondan sonra duyguları kontrol ediyorsunuz ilme teşvik ediyorsunuz, sadakat ve adalet. Her babanın ahlaki hamide başlığı altında her annenin çocuklarını öğretmesi gereken altı şey. Rabbim Rahim Teala ve Tekaddes Hazretleri salihlerden olarak yaşayıp salihlerden olarak ölmeyi bizlere nasip eylesin. Burada kısa bir ara veriyoruz. Aranın hitamında yine Medine bahçesinin goncalarını konuşmaya devam edeceğiz.